Değerli basın mensupları, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Evet, yasaklarla başlayalım basın toplantımıza istemeden de olsa. Adeta istibdat rejimi sansürle, yasaklamalarla devam ediyor. Tabii ki bu yasaklamaların tek bir amacı var, hakikatleri karartmak. Şimdi şöyle bir tablo var önümüzde. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini haber yapanlara, bunu söyleyenlere ceza öngörülüyor. Alternatif enflasyon verilerini açıklayan kurumlara ceza veriliyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun hakkında kapatma davası açıldı ve daha birçok karartma çalışması devam ediyor. Açıkçası AKP ve MHP iktidarının uzun yıllardır hakikatleri karartma, gerçekleri gizleme çabaları ve siyasetini hayatın her alanında görüyoruz. Öyle bir aşamaya geldik ki işkence yapanın soruşturulmadığı, cinayet yapanın soruşturulmadığı ama cinayet ve işkence haberlerini yaptığı için soruşturulan, haklarında dava açılan ve ceza alan insanlar var. Çünkü iktidarın derdi işkence yapılması değil, cinayet işlenmesi değil, bunun kamuoyuna yansıtılmasıdır. Yani gerçeklerden yansıtılmasıdır. Bu iktidarın en büyük korkularından bir tanesi gerçeklerdir. Çünkü gerçeklerle büyük sorunu var. Kendi çizdiği yalan çerçevesinde herkesin yazıp çizmesini istiyor ve bunun gereğini de yerine getiriyor. Evet, 20 yıllık tabii ki tarihi arka planı var AKP'nin. Son yıllarda da Cumhur İttifakı ile birlikte bunu giderek arttıran bir durum var. Bu karartma siyasetinin ve politikasının, istibdat rejiminin bir diğer çıktısı da tabii ki partimiz hakkında açılan karartma, kapatma davasıdır. Her şeyden önce demokratik siyasete müdahale olan bu kapatma davası yine partimizin her alanda gerçekleri söylemesi, olayları gizlememesi ve bir demokrasi mücadelesini bütün yönleriyle vermesidir. Ama kendileri bu rotayı veremedikleri için işte partimizde sahte, yalan, mesnetsiz iddialarla bir kapatma davasını devam ettiriyor. Tabii ki bu politikanın diğer sonucu da halkın gerçekleri öğrenmesinin engellenmesidir. Adeta şöyle düşünün, bütün toplumu 84 milyonu pembe bir fanus içinde sadece kendi verdikleri haberlerle beslemek, onları bilgilendirmek ve o fanusun dışında asıl hayatın devam ettiği alandan hiçbir haber almamaları, bilgilerinin olmaması ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunmamaları için bu siyaset devam ediyor. Mesela cezaevlerini örnek verecek olursak, yani şimdi yönetmelik çıkarılıyor. Cezaevlerinde yaşananların artık dışarı yansıması engellenmek isteniyor. Tamam, hadi engellediniz de çıkacak cenazeyi nasıl karartacaksınız? Mesela Ferhan Yılmaz'ın darp ve cebir iziyle, işkence izleriyle çekilen videosunun yayılmasını nasıl engelleyemediyseniz diğer uygulamaları da engelleyemezsiniz. Şimdi enflasyon %100, %150'yi buluyor. TÜİK marifetiyle bunu tabii ki farklı düşük göstermeye çalışıyorlar. Bağımsız kurumlar bunu açıklamasın diye şimdi alternatif yasa çalışması yapılıyor ve sanki enflasyonu TÜİK düşük gösterince enflasyon düşmüş oluyor. İnsanların cebine daha fazla para giriyor ve sofraları daha da zenginleşiyor mu? Tabii ki hayır. Ve Türkiye tarihinde görülmemiş bir enflasyonla mücadele bu yöntemlerle tabii ki mümkün değil. Şimdi kadına yönelik şiddet bir kırım seviyesine geldi. Her gün kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet haberleri maalesef hepimizin hayatına çok acı bir şekilde düşüyor. Fakat kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurumları hedef alıyorlar. Mesela Kadın Cinayetleri Durduracağız platformuna yönelik bir dava açıldı. Dehşet verici hakikaten, kadın cinayetlerini durdurmak isteyen
kamu yararına çalışan bir derneği neden kapatmak istersiniz? Çünkü o cinayetlerin üstünü örtmek istiyorsunuz. Diğeri Roza Kadın Derneği, merkezi Diyarbakır'da 2-3 ayda bir yöneticilerine, başkanlarına yönelik operasyon yapılıyor. Onlar da kadın hak ihlalleri üzerine çalışan bir dernek vasfında. Ve ne diyorlar? Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek talebiyle kadın cinayetlerini durduracağız platformu hakkında fesih talebiyle açılan dava 1 Haziran'da görülecek. Biz 1 Haziran'da tabii ki o davada olacağız. Tabii ki kadın haklarını, kadın özgürlük mücadelesini savunmaya devam edeceğiz. Ve iktidarın bu konuda kadın cinayetlerini meşrulaştırma, İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmekle, çekildik demekle aslında bütün dünyaya ilan edilmişti. Bu da onların çıktılarından bir tanesi. Mesela başka bir dernek var. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği de kapatılmak isteniyor. Daha birçok kurum var böyle. Ve bu konuda tarla başında yaşayan kadın ve çocuklar için adeta bir can simidi olan bu derneğin kapatılması, iktidarın yarattığı yoksulluk, adaletsizlik, sömürü bataklığının da bu bölge insanlarının aslında boğulması sonucunu doğuracaktır. İktidar adeta kendisine ve yandaşlarına sunduğu cennet bozulmasın diye geri kalanları cehennem ateşine atmakta hiçbir sakınca görmüyor. Ve çeteler korunurken kamu yararına çalışan dernekler, kamu yararına çalışan kurumlar kapatılmak isteniyor. Evet, çeteler hakkında neden soruşturma yapmıyorsunuz, neden yasaklamıyorsunuz diye buradan sormak istiyorum. Ya geçenlerde Cumhurbaşkanı şöyle bir cümle kurdu. Kadına karşı şiddet ayıbı gibi bir kavram kullandı. Tam cümlesi şu: kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından ülkeyi kurtarmaya kararlıyız. Bu ayıbı yaratan kim? İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çeken kim? 2002'den iktidarda olan kim? Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran söylemlerden hiçbir şekilde kaçınmayan kim? Bu ayıbı yaratan sizsiniz. Ayrıca kadın cinayetleri ve kadın meselesi bir ayıp olarak nitelendirilemez. Kadına yönelik şiddet de, cinayetler de, kırım politikası da politiktir. Bu dünyanın her yerinde kadın hak savunucularının çok önemli üzerinde durdukları bir ilkedir. Kadın cinayetleri kişisel bir mesele, bir ayıp olarak asla nitelendiremez. En ağır suçlardan bir tanesidir. Bunu da böyle söylemek istiyoruz. Bu yasak meselesine zaten her gün devam ediyoruz ama bu yasakları alaşağı eden bir toplum ve mücadele kararlılığı var. Biz HDP olarak da bu yasaklara karşı her yerde, her zaman en güçlü şekilde sesimizi, mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız ve bütün demokratik kamuoyunda bu mücadelede ortak olmak için tabii ki davet ediyoruz. Diğer bir temel meselemiz tabii ki topluma yönelik suçlarda farklı kimliklere yönelik farklı suç tiplerinde önümüze çıkıyor. Mesela Hakkari'nin Derecik ilçesi diye bir ilçe var. Sizler ne kadar duydunuz bilmiyorum, ne kadar gördünüz bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Son bir yıldır Derecik ilçesi hep kolluğun açtığı ateş sonucu yaşanan ölümlerle gündeme geliyor. Sınırda kolluk ateş açıyor, bir genç, bir çocuk, bir çoban katlediliyor ve Ankara duymuyor. İstanbul duymuyor, İzmir duymuyor. Sadece Kürtler arasında dolaşıma giren bir Kürt katledilmiş oluyor. İşte geçen hafta yine Derecik'te askerlerin açtığı ateşle Tahsin Yalçın 21 yaşında katledildi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Evet, bu kaçıncı? Daha önce 46 yaşındaki Sertip Şen'in oğlu yine katledilmişti. Hatta Sertip Şen şöyle bir cümle kurmuştu. Çok önemliydi. Hakkari'de bir çoban öldürülmüş, kimin umurunda demişti. Hakikaten Hakkari'de öldürülen çobanın İstanbul'dan da Tekirdağ'dan da duyulmasıdır HDP'nin mücadelesi. Tersini de tabii ki Tekirdağ'da yaşanan bir olayın Hakkari'de yankılanmasıdır. Çok yine skandal bir şey. Dario Fo'nun oyununu genel kurulda da ifade etmiştik.
Beru adı isimli bir Kürtçe, Türkçe tiyatroya uyarlanmış. Urfa'da yasaklanmıştı, mahkemeye dava açılmıştı. Mahkeme bu davayı reddetmiş ve gerekçe ne biliyor musunuz? Devletin devamlılığı. Yani Kürtçe, Danio Fon'un tiyatrosunun Kürtçe'ye uyarlanması ve sergilenmesi, sahnelenmesi devletin devamlılığına bir tehdit oluşturuyormuş. Bunu da yeni öğrenmiş olduk. Nasıl bir tehdittir ya? Bu politika devletin devamlılığını Kürt düşmanlığına bağlayan bir politikadır. Her gün Kürt düşmanlığı derken tam da bunu söylüyoruz. Merak edenler için Dario Fo'yu incelemelerini, araştırmalarını ve okumalarını öneririm. Sadece burada düşmanlık yapılan dildir tabii ki ve bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Şimdi bugün mesela bütün gazetelerde bir haber var. Sınır ötesi operasyon haberleri bütün kanallarda, yandaş kanallarda birinci haber olarak yıkacağız, bitireceğiz, öldüreceğiz, böyle her zamanki hezeyanlarla neredeyse alfabenin harfleri ve kelimeleri kalmadı operasyon isimleriyle. Peki sorun çözüldü mü? Kürt meselesi çözüldü mü? Hakikaten bu savaşın yarattığı sonuçları ortadan kaldırabildik mi? Türkiye'de demokratik bir sistem oturdu mu rayına? Hayır. Ne oluyor? Şimdi içeride yığınla bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ve bu sıkıntıları, bu açlığı, bu yoksulluğu, bu işsizliği, bu cinayetleri örtmenin yolu savaş politikasını devreye sokmak. İnsanlar sofrasında ekmek olmadığını düşünmesin diye işte sınır ötesi operasyon güzellemeleriyle, savaş politikasıyla bu devam ettiriliyor. Tabii bu dönemin başka bir özelliği de var. Biliyorsunuz Türkiye ile Ukrayna arasında Türkiye arabuluculuk yapıyor ve bununla uluslararası bir meşruiyet kazanma girişimlerinin de azami derecede olduğunu görüyoruz. Dışarıda bir barış havarisi kesildi. Geçenlerde demiştik yani hani barış elçisi Türkiye barışla her şeyi çözmeye çalışıyor, aman ne güzel ne iyi. Orada barış elçisiliğine soyunan Türkiye burada Kürt düşmanlığıyla, savaş politikasıyla aslında hiç de barış elçisi olmadığını ilan ediyor. Bu savaşın sebebi iç krizini tabii ki çözememesidir. Bunu kapatmak için, görünmez kılmak için bu operasyonlara devam ediyorlar. Şimdi bu operasyonların sayısını hiç açmayacağım. Ama şunu söyleyeceğim. Bu mesele, bu operasyonlar, savaş politikası, Kürt düşmanlığı sadece Kürtlere zarar vermiyor arkadaşlar. Bunu hakikaten olanak olsa da tek tek Türkiye'deki bütün yurttaşlara anlatmak istediğim en temel konulardan biridir. Tabii ki Kürtlerin talebi ve mücadelesi eşit ve özgür yurttaşlıktır. Bu ülkede herkes gibi anayasal demokratik bir sistem içinde yaşamaktır. Ama bu savaşın sonuçlarını 84 milyon insan iliklerine kadar yaşıyor. Her şeyden önce manevi olarak yaşıyor. Manevi olarak. Yani bir ülke düşünün, sürekli bir savaş politikası, savaş havariliği ve tantanlar çalıyor ve bu konuda işte tehdit var, tehdidi bertaraf ettik, aman şu kadar kişi öldürdük, aman şu kadar kişi oldu. Nedir ya bu, toplum üzerinde ağır psikolojik bir baskıdır aynı zamanda. Diğer yandan bu nasıl yansıyor, bu savaş politikası? Zam olarak benzine yansıyor, ekmeğe yansıyor, domatese yansıyor, bibere yansıyor, mamaya yansıyor. Bu savaş politikasının yediği, iç ettiği ekonomik maliyeti sürekli ifade ediyoruz. Ama burada Türkiye toplumuna aç kalın, yoksul kalın, işsiz kalın, iş cinayetlerinde ölün. Ama biz savaş politikamızı devam ettiriyoruz. Siz de bu konuda bizi destekleyin diyorlar. Çünkü ellerinde bir başka malzeme kalmadı. Bu politika hem halklara Türkiye'de,
Türk'e, Kürt'e, Laz'a, Çerkez'e, Alevi'ye, Boşnağa, Arap'a, bütün kimliklere, dillere ve inançlara zarar veren bir politikadır. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak her zaman savaşın karşısında barışı, diyaloğu ve müzakereyi savunduk. Ve bu ülkede Kürt meselesini, Türk meselesini kesinlikle barış yoluyla çözebiliriz. Birbirimizi anlayabiliriz. Kürtler Türklerle, Türkler Araplarla, Lazlarla, Çerkezlerle bir çatışma yaşamıyor aslında. Bu çatışmayı yaratan, devam ettiren iktidarın politikasıdır, devlet yaklaşımıdır ve bu yeni bir politika değildir. Bu nedenle şunu söylemek istiyorum evveliyetle. Bir şu anda bunun çıktısı olarak yani savaş politikası, sınır ötesi operasyonlarla elde hiçbir şey edilemeyeceğini gayet iyi biliyoruz ama içeride kendi iktidarlarını devam ettirmek için, bekalarını güvenceye almak için bu savaş tamtamlarını çalmaya devam edecektir. Ben bütün Türkiye toplumuna sesleniyorum. Bu politikaya karşı duralım. Bu politikayı alkışlamayalım. Biz HDP olarak her zaman savaş tezkerelerine karşı durduk. Libya'ya da karşı durduk, Irak'a da karşı durduk, Suriye'ye de karşı durduk, Afganistan'a da karşı durduk. Çünkü biz içeride, dışarıda ve Orta Doğu'da bir barış politikası yürütülmesi gerektiğini ehemmiyetle savunuyoruz. Ve burada kaos yaratan hem Türkiye'de hem komşu ülkelerde hem de Orta Doğu'da bir iktidara daha fazla prim vermeyelim diye çağrıda bulunuyorum. Bu aynı zamanda siyasetlerinin bittiği noktayı da ifade ediyor. İçeride baskı ve şiddet, dışarıda savaş tantamları devam ediyor. Savaş her şeyden önce bir yıkımdır, ölümdür, kayıptır, ezadır. Yani savaşı savunmak insanlık değerleriyle asla bağdaşmaz ve biz tüm demokratik kamuoyunu savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşam siyasetini savunmaya davet ediyoruz ve bu konudaki kararlı yürüdüğümüz yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomi gündemi çokça temel gündem ve hakikaten şu anda bir kriz değil, çöküş yaşıyoruz ve savaş sebeplerinden biri tabii ki çöküştür. Çöküş sonucu yaşanan, girişilen savaş siyasetidir. Ve bu çöküşün sebeplerinden biri de tabii ki savaş politikasıdır. Bunu da söylemiş olayım. Mesela Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı borç kırılganlığı raporuna göre 19 devlet borçlarını ödeyemez duruma gelmiş. 72 devlet ise borç ödeyememe riski altında ve Türkiye yüksek riskli ülke kategorisine girdi. Ve hakikaten yani açlık tehlikesi artık o kadar sofralarımıza, hayatımıza girdi ki yağ kuyrukları ya da çöpten yiyecek toplayan insanlarımız hayatın olağan seyri içinde yerlerini alıyor. Domatesler tek tek satılmaya başlandı. Görmüşsünüzdür. Karpuzlar altıya bölünüyor. Dilim dilim satılıyor. Bebek malmoları kelepçeyle korunmak zorunda kalınıyor. Ve hangimiz pazara gitsek, markete gitsek bununla yüzleşiyoruz. Hepimiz sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki ekonomik çöküşün temel sebeplerinden biri de israf ve haksız kazançtır. Diğeri de tabii ki döne döne söyleyeceğiz, savaş politikasıdır. En başta gelen sebeplerden biri de budur. Bizler bu hafta çoklu maaşların yasaklanması için bir kanun teklifini meclis başkanlığına sunacağız, sunuyor olacağız. Ve bütün muhalefeti de bu teklifimizi desteklemeye çağırıyoruz. Ve bu hafta kişisel olarak söylüyorum, canımı en yakan haberlerin başında okula giden çocukların açlıktan bayılmasıydı. Evet, dün birkaç öğretmen sosyal medyada da paylaşmıştı. Veliler artık beslenme çantasına hiçbir şey bırakamıyor ve öğretmenler çocukları bayıldıktan sonra doktora götürüyorlar. En son bir önceki gün yemek yediğini tespit edebiliyor. İşte dram dediğimiz budur. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Diğerleri başka bir zaman ayrıca değerlendireceğiz. Cezaevleri üzerinde
planlı, devam eden, sistematik bir saldırı var. Bunu bir değerlendirme olarak söyleyeyim. Mevzuatta, ceza infaz kanununda hiçbir mevzuat hükmünde olmayan bir saldırı planı devrededir. Özel bir hukuk, olmayan bir hukuk uygulanıyor. İşkence, baskı ve ölümler artık cinayet aşamasına geçmiş durumdadır. Geçen hafta Ferhan Yılmaz'ın cenazesinin Silivri cezaevinden çıkması, intihar etti dedikleri meselenin çok kısa bir süre sonra ailesi tarafından videonun kamuoyuna yansıtılmasıyla aslında bu dehşet verici görüntüleri hepimiz gördük ve hasta mahpusları zaten her gün söylüyoruz. Tek tek ölmeye devam ediyorlar. Sayılardan nefret ediyorum. Sayı olarak ifade etmekten çok rahatsızlık duyuyorum. O yüzden ölenleri sayı olarak bugün paylaşmayacağım. Çünkü onlar birer sayı değil, birer insan, aileleriyle, dostlarıyla, çevreleriyle bir yaşamları var. Ve şu çağrıyı yapıyorum. Cezaevlerinde yaşananlara sadece yaşananları dinlemeyelim. Ses olalım. Onların devletin güvenliği ve denetimi altında olduğunu bir an unutmayalım. Herkes gibi onların da temel haklardan yararlanma durumu var. Bu yasal düzenlemelerde de vardır. Ve bakanlığa sesleniyorum. Lütfen bu baskı ve şiddet politikasını, saldırı politikasını sonlandırın diyorum. Değerli basın mensupları, gündem maalesef çok yoğun. Geçen hafta yine partimize karşı bir operasyon her hafta, her gün neredeyse yapılıyor. Bu sefer Kobani'nin mali boyutu diye ucube bir gerekçeyle 46 kişi gözaltına alındı. İçinde eski belediye başkanları, yöneticiler, avukatlar, birçok isim var. 91 kişi hakkında gözaltı kararı var. İkinci dalga diyorlar buna. Bir de Diyarbakır'da Nevruz'a katıldıkları sebebiyle 46 kişi gözaltına alındı. Hakikaten aklını kaçırmış bu iktidar. Nevruz'a milyonlarca insan katıldı. Alıyorlar 40-50 kişiyi, sen suç işledin diye. Ya bu ülkede milyonlarca insan bir bayrama gidip kutluyorsa, bir talepte bulunuyorsa, bir slogan atıyorsa o suç değildir artık. O suç olamaz. Sen 40 kişiyle 20 milyon insanı korkutacağını mı sanıyorsun? Ya hakikaten aklını başına topla ve bu taleplere kulak ver. Bununla başa çıkamazsın. Ya senin çete üyesi olan bir mahkeme başkanın var ya. Çete üyesi olarak şu anda yargılanıyor ve ev hapsinde. Kobani Kumpas davasının mahkeme başkanından söz ediyorum. Bütün tanıkların çökertti davayı, bütün iddiaların yalan çıktı. Şimdi mali operasyon diye garip bir şekilde bir soruşturma açmışsın, bu da çökecek. Altında kalacaksınız. Bu operasyonların hiçbir faydası ne size ne Türkiye toplumuna olmayacak. Ve bizi asla bu mücadeleden alıkoyamayacaksınız. Tabii bu vesileyle bu 46 kişinin 7 gündür, bugün 7. gündür gözaltında. Dün avukat arkadaşlarla konuştum. Ya daha soru sorulmamış arkadaşlara. Tek bir soru sorulmamış operasyonla ilgili. Gözaltında tutuluyorlar. Ceza muhakemeleri usul kanununda olmayan bir yöntemle insanları ne diyorlar ona? Mülakata davet ediyorlar ve baskıyla, manevi baskıyla, tehditle kendilerince bilgi almaya çalışıyorlar. Her zamanki gibi ellerinde bir veri ve delil yok. Bir suç yok. Orada tutup suç üretmeye çalışıyorlar. Yok mal varlıklarına el koyduk diyorlar. Ve bu konuda uzun gözaltıyla işkence yapıyorlar. Bu işkenceyi durdurun ve arkadaşlarımızı bir an önce savcılığa çıkarın. Bu arada IŞİD'lilerin mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığını görmediğimizi de sakın ha sanmayın. IŞİD'le olan bağınızı görmüyoruz yanılgısına kapılmayın. Çünkü IŞİD'lilere her şey serbest. Mal varlıklarına konulan tedbir kaldırıldı. Ama mesele Kürtler olunca, muhalefet olunca, toplumsal muhalefet olunca bunu kendilerince tedbir koyuyorlar. IŞİD'le bağınızı resmileştiren bir durumdur diye ifade etmek istiyorum. Biraz uzadı ama bu hafta spor yasası var. Salı günü yarın başlayacağız.
Açıkçası ne diyeyim bilmiyorum. Orada muhalefetimizi yapacağız. Ak spor yasasıyla karşı karşıyayız. Yani parti devleti oldu, partili spor artık olacak, ak spor olacak. Partili baro dönemi, çoklu baro dönemi başlatıldı. Partili et süt kurumundan, şimdi sanırım çok saymayacağım uzadığı için, yüzme kulüplerine falan da el atılacak. Ne yapılıyor burada? Çoklu spor federasyonları dönemi başlıyor. Birkaç cümleyle söyleyecek olursam, İçişleri Spor Bakanlığı'ca tescil edilen spor kulüpleri bir ay içinde İçişleri Bakanlığı'na bildirilecekmiş. Bu zorunlu kılınmış ve açıkçası İçişleri Bakanlığı'nın sanatta, sporda, kısacası her yerde niye bir onay merciği oluyor bilemiyorum. Polis devleti olma yolunda emin adımlarla ilerleniyor. İçişleri Bakanlığı neye göre spor kulüplerine cevaz verecek ya da vermeyecek, onun bir yanıtı yok. Çok büyük yetkiler verilmiş İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na da federasyon kurma yetkisi veriliyor bu arada. Diğer yandan yine federasyonların genel kurullarında %10 spor bakanlığından üye ile temsiliyetin önü açılıyor. Sporun doğasına aykırı bu düzenlemelerin tek amacı var tabii ki, tek adam rejiminin dayatılmasıdır. Ve halbuki spor dünyasının temel talebi olarak kadın sporculara destek, ayrımcılıkla mücadele, engelliler için ayrıntılı düzenleme, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi gibi gereken hiçbir şey bu kanunda yok. Türkiye'de futbolda şiddet ve ırkçılık yaygınken bu konuda da bir yasa, herhangi bir düzenleme yok diyeyim. Bu hafta spor yasasına muhalefetimizi göreceksiniz. Tabii Türkiye'de bütün sorunlar çözüldü. Şimdi ak spor yasası vardı eksik olan. Onu da getirerek bu sorunu da çözmüş oluyorlar herhalde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorunuz alayım, yoksa bitireceğim. Teşekkür ediyorum.